Van'da İl Seçim Kurulu'nun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararını bahane edenler sokakları savaş alanına çevirdi. Bazı illerde güvenlik güçlerine saldıranlar gözaltına alındı. Son durumu A Haber ekibinden Yüksel Akalan takip etti. Notlarını aktaracak, sözü Yüksel'e bırakalım. Evet Aktan Uysal, senin de söylemiş olduğun gibi Van İl Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararın ardından dün akşam saatlerinde aslında sokaklar karışmıştı Van'da. Ancak emniyet güçlerimizin müdahaleleriyle olaylar çok fazla büyümeden sonlandırılmıştı. Şu an itibariyle de yeniden Van sokaklarındaki sıcak dakikaları ekranlara getirelim. Kameraman arkadaşım da şu an itibariyle ekranlarınıza getiriyor. Bizler şu anda tam Van Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Van'ın en işlek, en yoğun olduğu caddelerden birisi. Bu noktada Çevik Kuvvet ekipleri caddeye giriş ve çıkışları şu an itibariyle kapattı. Dakikalar öncesinde bu noktada oldukça kalabalık bir grup izinsiz bir şekilde yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak hem Çevik Kuvvet polislerimizin hem de bu noktadaki yine emniyet güçlerinin müdahalesiyle birlikte kalabalık grup dağıtıldı. Şu an itibariyle ara sokaklara dağılarak uzaklaştırıldığını söyleyebiliriz. Tabii kameraman arkadaşım benimle birlikte gelebilirse hemen biraz daha o noktaya doğru ilerleyelim. Şu an itibariyle yine anonslar da yapılıyor. İzinsiz yürüyüşlerin yasaklandığına dair şu an itibariyle zaten valilikten de açıklama yapılmıştı. 15 gün süreyle Van'da herhangi bir yürüyüş yapılmasına, herhangi bir etkinlik yapılmasına izin verilmeyecekti. Güvenlik önlemleri alınmış durumda. Şu an itibariyle de görmüş olduğunuz gibi bu noktadaki Çevik Kuvvet polisleri tarafından hem de tomu araçlarıyla birlikte caddenin giriş ve çıkışı kapatılmış durumda. Tabii taşkınlık yapan, slogan atan kişiler de yine bu noktada gerekli görüldüğü hallerde gözaltına alınıyor. Biraz önce, dakikalar öncesinde sıcak anların yaşandığı noktadayız. Birkaç kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Şu an itibariyle tekrar uyarı yapılıyor. Sesi sizlere, ekranlara kadar da geliyordur. Şu an itibariyle uyarılar devam ediyor. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için, herhangi bir olumsuz durumun olmaması için, hem Van'da yaşayan sivil vatandaşların zarar görmemesi için, hem de Van'ın en işlek caddesi diyoruz. Bu noktada dün itibariyle savaş alanına dönmüştü. Şu an itibariyle kameraman arkadaşım gösterebilirse iki kişi daha gözaltına alınıyor. Tabii bu noktada güvenlik önlemleri alınmıştı. Şu an itibariyle o noktadaki taşkınlık yapan, protesto gerçekleştiren, izinsiz bir şekilde yürüyüş gerçekleştirmek isteyen kişiler polis ekipleri tarafından, şu an itibariyle Toma tarafından da yine tazikli suyun sıkıldığını görebiliyoruz. Tabii o noktanın oldukça karıştığını söyleyebiliriz. Şu an itibariyle gözaltına alınanları görebiliyorsunuz. Çevik Kuvvet ekipleri bu noktada bütün güvenlik önlemlerini almışlardı. Aslında sabah gergin bir bekleyiş vardı. Saat 12 sularında özellikle de DEM Parti'nin Ankara'dan hem Leyla Azan'a hem de yine Başak Demirtaş'ın Van'a geleceği ve bu noktada bir açıklama yapması iddia ediliyordu. Tabii bu noktada açıklamanın yapılacağı meydan hemen sol tarafımızda kalıyor. İşte o noktada Çevik Kuvvet ekiplerimiz tarafından hem bu noktadaki zırhlı araçlarla hem de yine TOMA araçlarıyla birlikte geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Dün itibariyle bulunduğumuz bu noktada karmaşık, çok yoğun bir şekilde sokaklar karışmıştı. Taşlı, sopalı bir şekilde hem zırhlı araçlar hem de polislerimize yine bu noktadaki göstericiler taşlarla saldırmıştı. Şu an itibariyle güvenlik önlemleri alındı. Tabii taşkınlık yapması muhtemel kişiler de şu an itibariyle gözaltına alınmaya devam ediliyor. Güvenlik önlemlerinin has safhaya çıkarıldığını belirtelim. Hemen kameraman arkadaşım da yukarı gösterirse yine o noktada TOMA aracından tazikli suyun da yine izinsiz bir şekilde yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen grubun üzerine doğru sıkıldığını da belirtebiliriz. Tabii olayların tırmanmasını engellemek için yoğun bir güvenlik önlemi alındı demiştik. Gece boyunca yine Van semalarında polis helikopterlerinin uçuşuna da şahitlik etmiştik. Tabii tüm güvenlik önlemleri alındı. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için de bu noktada gün boyu aslında bu güvenlik önlemlerinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii bir taraftan da dikkatinizi çekmiştir. Van'ın en işlek caddesi diyoruz. Bazı iş yerlerindeki mağazalardaki kepenkleri de görebiliyorsunuz. Onlar da bu gerginlikten dolayı bugün itibariyle artık onlar iş yerlerini bugün itibariyle açmadılar. Şu an itibariyle bulunduğumuz bu noktada da bir güvenlik koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Tabii kalabalık gruplar bir an önce dağıtılıyor çünkü Van Valiliği tarafından alınan karar 15 gün boyunca izinsiz hiçbir yürüyüşe, hiçbir gösteriye izin verilmeyecek ve şu an itibariyle
Van'da da güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. Tabii ilçe seçim kurulunun almış olduğu kararın ardından DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin bulunmadığına karar verilmişti ve yasalar gereği de en yüksek oyu alan ikinci parti yani AK Parti adayı Abdullah Tarvas'a mazbata verilmesine karar verilmişti. İşte bu kararın açıklanmasından sonra DEM Parti binası önünde bir grup açıklama yapmıştı, ardından Van sokakları karışmıştı. Bugün itibariyle emniyet güçlerimiz buna izin vermiyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.